Merhaba kıymetli izleyicilerim. Akülerle alakalı bu 7. videoda sizlere akü sökümünde gözden kaçan ya da unutulan ancak çok önemli bilgiler vereceğim. Basit bir araç bakımı ya da akü şarjı veya akü değişimi gibi birçok sebepten akü bağlantısını kesmek gerekebilir. İlk başta göz korkutucu gibi görünse de kurallara uygun şekilde yapılırsa kolay ve basit bir işlemdir. Akülerle uğraşırken ne zaman olacağı belli olmaz. Bu sebeple öncelikle gözlerinizi korumak için koruyucu gözlük takın. Ayrıca takılarınızı da çıkarın. Kolye, saat, yüzük gibi. Ve en önemlisi de aküyü şarj etmek için söküyorsanız şöyle aküyü bir kontrol edeyim diye artı ve eksi kutup başlarını birbirine değdirmeye, herhangi bir nesneyle birbirine birleştirmeye ve bu şekilde test etmeye vesaire kalkmayın. Akım o kadar yüksektir ki hem elinizdeki nesneye zarar verebilirsiniz hem de kendinize zarar verebilirsiniz. Aküyü sökmeden önce bilinmelidir ki aküyü araçtan ayırmak bazı araçlarda DTC algılama hatasına neden olabilir. DTC dediğim göstergede arıza ışığı yanar. Şayet bir arıza ışığı yanarsa bunu nasıl söndüreceğinizle ilgili birkaç ipucunu yukarıdaki linke tıklayarak seyredebilirsiniz. Bu sebeple herhangi bir DTC ya da göstergede arıza ışığı yanmaması için yedekleme yapılması genellikle tavsiye edilir. Yedekleme işlemi için aracın kutup başlarından veya çakmaklık soketinden çok basit bir şekilde bir başka 12 voltluk akü ile besleme yapabilirsiniz. Besleme yapılacak akünün güçlü bir akü olmasına gerek yoktur. 12 voltluk birkaç amperlik küçük bir akü bile besleme yapmak için fazlasıyla yeterlidir. Mercedes gibi araçlarda genelde bagajda motosiklet aküsü gibi amper değeri küçük olan yedekleme aküsü zaten bulunur. Bu yüzden o tür araçlarda yedekleme yapmaya gerek yoktur. Yine de aracın marka, model ve tipine göre akü kutup başı söküldüğü zaman teybin kodu gider veya camların otomatik açılıp kapanmasında sorun olabilir. Yani enerji kesilmesinden aracın bazı donanımları etkilenebilir, ayarları bozulabilir. Bu bakımdan yetkili servislerden bir ön bilgi almak, yedekleme yapmanın zorunlu olup olmadığını öğrenmek çok faydalı olacaktır. Mesela benim aracım Qashqai, bunda elektrikli cam fonksiyonlarında bazı modellerinde bir takım sıkıntılar olabiliyor. Nasıl düzeleceği ile ilgili bilgileri de video açıklamalarında bulabilirsiniz. Ayrıca akü sökme işleminden sonra yeni bir akü takacaksanız batarya yönetim sistemine takılan akünün yeni bir akü olduğunu tanıtmanız lazım. Şimdi akü sökme işlemine geçelim. İşlem sırası çok önemlidir. Lütfen buna dikkat edin. Dışarıdaysanız, aracın kapısı kilitliyse önce kapıyı açın. Ama zaten aracın içindeyseniz önce kontağı kapatın. Sonra sürücü tarafı kapısını açın ve kapı açıkken kontak anahtarının da off konumda olduğunu da görün. Herhangi bir hata ve arızayı önlemek için kontak anahtarı olan araçlarda kontak anahtarının tamamen kontaktan çıkarılmış olması gerekir. Sonra kaputu açın ve araçtan çıkın. Daha sonra sürücü kapısını kapatın. Diğer kapıların ve bagajın da kilitli olduğunu kontrol edin. Yoksa diğer kapılardan biri açık unutulduysa ve aküyü de sökmüşseniz benim gibi çift dikiş yaparsınız. Çünkü birçok yeni nesil araçta kapıyı içeriden manuel olarak kilitleme düğmesi yoktur. Kapıyı kapattıktan sonra aküyü sökmeden önce her marka araç için belirli bir bekleme süresi vardır. Benim aracım için bu süre 4 dakikadır. Sizler de kendi araçlarınız için servis el kitabına başvurunuz. Bu bekleme sırasında kesinlikle kapıları kilitleme, açma gibi enerji çekecek işlemleri yapmayınız. Çünkü her yaptığınız işlemde aracın beyni yeniden uyanır ve beklediğiniz o 4 dakikaya aslında reset atmış olursunuz. Niçin bekliyoruz sorusunu da cevaplayayım sizler sormadan. Kontak kapalı olsa bile aracın EQ'su kendisine bağlı olan donanımlara recover işlemi, yani donanımlardan gelen kullanıcı bilgilerinin EQ'ya kaydedilmesi işlemi için bir süre daha o donanımlara enerji vermeye devam eder. EQ'nun çalışması durmadan araç stop edilir edilmez akü terminalinin bağlantısı kesilirse algılama veya EQ veri hasarı oluşur. Bu çok önemlidir. EQ dediğim aracın beyni. İşte bu sebeple akü hemen sökülmez. Şimdi sizlere kimsenin bilmediği ve ayrıca da dikkat edilmeyen önemli bir detaydan bahsedeceğim. Birçok yeni nesil otomobilde BMS sistemi bulunur. BMS sistemi dediğimiz akü yönetim sistemi demek. BMS sistemi aküye giden ve aküden gelen akımı ölçer. Akünün voltajını, şarj durumunu, akünün sıcaklığını ve akünün yaşlanma durumunu ölçer. Yani akünün kaç yaşında olduğunu, kaç yıllık olduğunu da hafızasına yazar.
İşte bütün bu ölçümleri genelde akünün eksi kutup başı üzerinde bulunan bu akım sensörü veya akü sensörü diye de adlandırılan IBS sensörüyle yapar. Her araçta akü sensörünün yeri ve şekli farklıdır. Bu sensör aracınızın eksi kutup başı veya artı kutup başı üzerinde de olabilir. Böyle bir sensör görüyorsanız negatif akü terminalinin bağlantısını kesmeden önce akü sensörünün bağlantısını kesmeniz gerekebilir. Bunun için aracınızın kullanma kılavuzuna bakmalısınız. Böyle bir zorunluluk var mı? Gereken beklemeyi araç marka, model ve motor tipine göre yaptıktan sonra akü kutup başlarını sökün. Kısa devreleri engellemek için önce eksi kutup başını sonra tamamen artı kutup başını ayıracaksınız. Bu şekilde eksi kutup başını anlamanız için kutup başının yakınlarında eksi işareti vardır. Plastik kapak olmayabilir. Varsa bir plastik kapak, siyah renkli bir kapak olabilir. Artı kutup başında da genellikle bu şekilde kırmızı bir kapak ile kapalıdır ve hemen onun yanında da artı işareti vardır. Kutup başı somunları veya cıvataları genellikle 10 numara anahtar açar. Sökmek için sola çevireceksiniz. İmkan varsa akü terminallerini aküden ayırdıktan sonra akü kutup başlarını izole ediniz. Bunun için bir bant da kapatabilirsiniz. Bende burası için özel bir kapak vardı. Daha önemli bir konu ise terminal başlıkları montaj ve demontajı zorlaştırır. Ve siz çalışırken aküye temas edebilir ya da genelde akü yeri dar olduğundan aküyü yukarıya kaldırıp yerinden çıkarmaya çalışırken terminal başlıkları aküye takılarak sizin çıkarma işleminizi zorlaştırır. Bu sebeple başlıkları aküden uzaklaştırmak iyi olur. Onun için uygun bir yere iple veya bir kablo bağı ile gerdirip bağlayabilirsiniz. Akü terminallerini ayırdıktan sonra elektrik aksamını güvenli bir şekilde tamir edebilirsiniz. İşiniz bitince de aynı işlemleri tersten yaparak aküyü geri bağlamalısınız. Yok eğer şarj için aküyü çıkaracaksanız ya da yeni bir akü takmanız gerekiyorsa şimdi işlemlere devam edelim. Daha sonra akü sabitleme kelepçeleri veya braket varsa bunlar sökülür. Bazı araçlarda bu braketler akünün dip tarafında olduğu için sökmek için uzun lokma kullanmanız gerekebilir. Hatta bu kısımlara el de rahat yanaşmadığı için sökmek oldukça da sıkıntılı oluyor. Sulu tip SBF ve EBF tip aküleri 45 dereceden fazla yatırdığınızda gözlerdeki sular birbirine karışır ve elektrolit seviyeleri bozulur. Buna dikkat ederek ve yukarıya kaldırarak çıkarılır. Aküler ortalama 20 kilogram civarında olduğu için gerekiyorsa kaldırmak için bir yardım alın. Aküyü yere bırakırken yavaş bırakmanız önemli. Akü plastik gövdesi zamanla sertleştiği için darbelere karşı hassastır ve çatlayabilir. Aküyü araçtan ayırdıktan sonra bu akü tepsisindeki kirler su ile yıkanmalı ve temizlenmelidir. Tepside kırık vesaire varsa da tamir edilmelidir. Tepsi kırık veya aküye göre küçükse bazı insanlar akünün amperini artırınca akü yerine oturmayabiliyor. Böyle bir durum varsa akü tepsiye tam oturmuyorsa sağa sola hareket eder ve yuvasında kayar. Bu durumda bağlantılar zarar görür. Plastik aksam kırılabilir. Tamir için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Bu kısmı da suyla yıkayacağım. Burada aracın beyni var. Buraya su kaçırmayın kesinlikle. Bunun altında da şanzıman takozu var. Son olarak da akü terminal bağlantıları ve buna bağlı kablo pabuçlarında oksidasyon varsa sıcak su ve karbonat karışımı ile çok kolay şekilde temizlenir. İnatçı oksitlenmeler varsa bunlar da zımpara yaparak giderilebilir. Şimdi geri takmaya geçelim. Şarj işleminiz bitti ya da yeni bir akü aldınız ve artık aküyü geri takacaksınız. Takarken de aynı işlemler tersten yapılır. Genellikle eskisiyle aynı gerilimde yani aynı voltta ve aynı kapasitede aynı amper değerinde olmasına dikkat edilir. Akünün büyüklüğü, en boy ebatı eskisiyle aynı olmalıdır. Akü amperi yükseldiğinde yerine tam oturmayabilir çünkü akünün boyutları büyür. Bu sebeple akünün yerine tam oturması önemlidir. Güzelce yıkadık. Buradaki yuvarlak kısımların tepside geçtiği yerler var. Ona dikkat edersiniz. Akünün yerine tam oturması için alt uzun kenarlarda
kenar çubukları, çıkıntıları bulunur. Eğer alt kısımdan yapılan montaj braketi varsa bu noktalara tam oturması için braket bağlantıları sağlam şekilde yapılmalıdır. Bazı araçlarda da bağlantı elemanları benim aracımdaki gibi yukarıdan oluyor. Bu haliyle daha kolay bir bağlantı yapılmasına imkan veriyor. Aküyü yerine yerleştirirken ön arka olarak doğru pozisyonda olmasına dikkat edin. Zaten artı ve eksi kablo uçları eğer ters takarsanız aküyü yerlerine denk gelmez. Kutup başı terminalini mutlaka başlıkları kutup başlarına elinizle geçirin. Takarken çekişle vurma ya da işte elinizdeki herhangi bir aletle akü kutup başına vurarak yerine oturtma gibi işlemlerden sakının. Çünkü kurşun lehimlerin kopmasına sebep olabilirsiniz ve farkında olmayabilirsiniz. Önce pozitif kabloyu kutup başına takın. Daha sonra negatif yani şaseyi kablo eksi kutup başına takın. Eksi kutup başını takarken bir an bir çıt sesi duyarsanız panik yapmayın, korkmayın. Bu normal. Araçtaki bazı donanımlar akım çektiği için bu gerçekleşiyor. Şimdi bir başka önemli konuya geliyorum. Kutup başlığı uygun torkta sıkılmalıdır. Araç ya da akü üreticisinden bu bilgiyi almalısınız. Genellikle 27 ila 32 Newton arasında bir torkla sıkılır. Fazla sıkılması kutup başının ezilip kırılmasına sebep olurken gevşek kalması da direnç oluşmasına sebep olur ve çok tehlikelidir. Gevşek terminal bağlantısında ciddi ısınma olur. Elinizi dahi değemezsiniz. Eliniz yanar ve ısınma artarsa elektrik kabloları eriyerek tutuşur. Bağlantı yapıldıktan sonra aracı kısa bir süre kullandıktan sonra elektrikli bütün sistemler çalıştırılmak kaydıyla kutup başının ısınıp ısınmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Akü kutup başına yani terminale bağlanan diğer kablolar sıkıca bağlanmış olmalı ve kablo pabuçlarının üzerinde korozyon varsa mutlaka temizlenmelidir. Çünkü oksitlenmeler elektrik iletiminde ciddi sorunlar yaratır. Oksitlenmiş şekilde kullanmaya devam edilirse kutup başlarında erime görülebilir. Yanlış yapılan bir başka uygulamadan daha bahsedeyim. Akü kutup başlarına veya terminal bağlantılarına piyasada bulduğunuz standart gresler sürülmez. Akü kutup başı ile terminal bağlantısı arasına korozyona karşı koruyucu olsun diye gres sürerseniz teması engellersiniz. Çünkü motor sıcaklığı ile gres eriyip terminal başı ile kutup başı arasına yayılabilir. Ayrıca gres terminal bağlantılarının gevşemesine de sebep olur. Bu iş için özel gresler ve özel spreyler vardır. Bunlar kullanılmalıdır veya hiçbir şey sürülmemelidir. Kutup başlarında plastik koruma kapakları varsa bunları takın. Bu kapaklar gördüğünüz beyazlıkları da oksitlenmeleri de çok iyi engeller. En son olarak da akü ısı koruma kılıfı varsa bunu da kapatın. Bazı araçlarda akünün bu noktasında havalandırma hortumları olur. Onu da takıp hortumun sağlamlığını da kontrol edin. Akü bağlantıları tamamlandıktan sonra kumanda veya anahtarla kapıyı açın. Marşa basmadan önce araç beyninin aracı kendi kendine kontrol etmesi için yine bir 4-5 dakika bekliyoruz. Bu süre dediğim gibi aracınızın marka modeline göre 20 dakikaya kadar bile çıkabilir. Kontak anahtarını yuvasına takıp on konumuna getirin. Göstergedeki ışıkların yandığını görün. Göstergede oluşan herhangi bir DTC varsa onu OBD portundan bağlanarak silmeniz gerekir. Arıza ışıklarının silinmesiyle ilgili bilgileri de şu yukarıya ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonra marşa basıp aracı çalıştırabilirsiniz. Akıllı anahtar sistemi yani buna NATS diyoruz, NATS ile donatılmış modellerde anahtar silindiri üzerinde elektrik kontrollü bir direksiyon kilit mekanizması vardır. Bu nedenle akü bağlantısı kesilirse veya akü boşalırsa direksiyon simidi kilitlenir. Direksiyon dönüşü imkansız hale gelir. Bunu unutmayın. Unutmadan video ile ilgili bir bonus daha vereyim. Hibrit otomobillerdeki aküler 300 volttan fazla gerilim üretir ki potansiyel olarak bu voltaj ölümcüldür. Eğer hibrit otomobillerdeki herhangi bir elektrikli bileşen üstünde çalışmanız gerekiyorsa öncelikle genelde arabanın arkasında yer alan yüksek voltajlı akünün bağlantısını kesmelisiniz.
Bu kablo turuncu renkte kodlanmıştır. Sonrasında aküyü sökmek için üreticinin talimatlarına harfiyen uymalısınız. Çünkü başka adımlar da gerekebilir. Evet arkadaşlar, anlayacağınız aküyü öyle söktüm taktım diyeceğiniz bir güç kaynağı değil. Kurallar dahilinde sökülüp takılmalı. Sizler de aynı fikirdeyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak isterseniz de katıl butonu ile destek verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.